Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri Birinci bölüm Nice ölü kalpleri Allahü Teala'nın izniyle onun marifetiyle dolduran bir canı anlatacağız bugün. Bu büyük evliyayı anlatmak üzere kabri şerifinin bulunduğu Hindistan'ın Delhi şehrine gidiyoruz. Resulullah Efendimizin mübarek neslinden olmakla onun zerrelerini taşıyan, ayrıca onun sonsuz manevi mirasından da çok şeylere kavuşan bir büyük evliyayı, silsile-i aliye denilen evliyalar zincirinin 27. halkasını Masarı Canı Canan Hazretlerini anlatacağız. Hicri 1110'lu yıllarda doğan bu büyük veli büyüklüğün, adaletin, cömertliğin ve takvanın bir miras şeklinde aktarıldığı bir ailenin nadide bir cevheri gibidir. Ayrıca devlet kademelerinin pek önde gelen önemli görevlerini üstlenen bir ailedir. Masarı canı canan hazretlerinin dedeleri. Büyük velinin babası ise bütün mevki ve makamları terk eden malını Allah yolunda dağıtan bir mücahit, bir hak aşığıdır. Masarı canı canan hazretleri daha çocukluğunda onu gören evliyanın o üstün kabiliyetlerini hemen müşahede ettiği ve büyük bir evliya olacağını müjdelediği bir çocuktur. Her şeyini Allahü Teala için terk eden babası böylesi hilkaten üstün yaratılmış, bu evladının adeta üzerine titrer. Küçük yaşta başlayan ilim tahsili, onun muazzam istidadıyla semeresini kısa zamanda verir. Bunun dışında, mazharda farklı şeyler vardır. Evet, mazharın yaşı küçüktür. Fakat, öylesine sevgi doludur ki, gören herkesi hayran bırakır kendisine. Kendisi bunu daha sonra şöyle açıklayacaktır. Aşk ve muhabbet benim yaratılışımın hamurudur. Kendisine Allahü Teala'nın ihsan etmiş olduğu bu aşk ve muhabbet daha çocuk yaşta evliyaların ruhaniyetini görme gibi bir nimete kavuşmasına sebep olur. Öyle ki onu gören Allah dostları da aynı müthiş teşhisi yapar, müjdelerler geleceğin büyük velisini. Bu çocuk aşikane bir mizaca sahiptir. Bir gün devranları değiştiren, onun nispetlerin en yükseği olan yola kavuşturacak bir rüya görür Masar. Rüyada bir ses ona, seninle işimiz var. İnsanların hidayete kavuşması ve onları hidayete kavuşturacak yolun yayılması senin vasıtanla olacak. Uykudan uyanan masar artık bambaşka biridir ki rüyadaki mübarek sesin sahibine kavuşma arzusu iliklerini yakmaya başlamıştır bile. Ve nihayet beklenen zaman gelir. Evet, Allahü Teala. Bu ihlas ve muhabbeti dolayısıyla onu rüyada duyduğu sesin sahibi ve silsile-i aliye denilen alimler zincirinin zamanındaki halkası olan büyük evliya Seyyid Nur Bedayuni Hazretlerine kavuşturur. Manevi alemde davet ettiği masarı bağrına basar büyük veli. Onu talebeliye kabul eder. Masar hocasının yanında öylesine bir sükun ve huzur bulur ki adeta kendinden geçer, unutur benliğini. Nisbetini Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra Hazreti Ebu Bekr Sıddık'tan radıyallahu anh alan müstesna yolda nice manevi hazinelere kavuşur masarı canı canan hazretleri. O kendi zamanında alemi nurlarla aydınlatacak zat olduğu için Allahü Teala'nın yüksek yarattığı bir gençtir ki hocasının nazarında yeri bambaşka olur. Ve gün gelir bu hakikat hocası Seyyid Nur Bedayuni Hazretlerinin ifadelerinde hayat bulur hocası Masarı Canı Canan Hazretlerine kendisinin mutlak vekili ve silsile yali ye zincirinin devamı olacağını şöyle müjdeler. Ey Masar, bizim yolumuz senin himmet ve bereketinle yayılacak. Hemen akabinde bunun sebebi hikmetini şöyle açıklar. Çünkü sende Allahü Teala'ya ve Resulüne yüksek derecede muhabbet vardır. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz masarı canı canan Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala sevgisini ve rızasını kazanmayı Peygamber Efendimize tabi olmaya bağlı kıldı. Allahü Teala kulları gaflet ve günah hastalıklarından kurtarmak için ilaç ve perhiz olarak Muhammed Aleyhisselam'la emir ve yasakları gönderdi. Bu reçeteyi tatbik edip uygun ilaçları alan, perhize riayet eden sıhhat ve şifa bulur. Kaçınan ise kendini ziyan ve telef etmiş olur. Nefs Allahü Teala'nın düşmanıdır. Allahü Teala'nın düşmanına itaat edip onun isteklerine tabi olmanın sonu ise dünya ve ahirette felakete düçar olmaktır. Amellerinizi Allahü Teala'nın habibi olan Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem uymak niyetiyle yapınız.